hani e, namazın nasıl kılınacağını Delillendirme işi, sonradan yani ülema'nın, fukahanın yapmış olduğu bir iş. E, aslında namaz bir pratik olarak, bir uygulama olarak sahabe tarafından Peygamberimizden öğreniliyor ve e, sahabe bunu tabiine aynen Peygamberimizden gördüğü gibi aktarıyor. Daha sonraki nesillerden işte ulema, yani işte şunlar farzdır, bunlar vaciptir, bunlar sünnettir, işte şu farzdır çünkü, şunlardan dolayı, bu vaciptir, şundan dolayı, bu sünnettir, şundan dolayı diye. Daha ama, sonraki dönemde böyle bir analiz ama burada, e, yapılıyor. Ve bunlar da işte, işte nasih bir takım deliller, yani Kur'an'dan, hadisten bir takım delillere dayandırıl dayandırılmaya çalışıyor. Burada, burada tabii önemli bir husus var. Yani mesela diyelim Hazreti Ömer'in huzurunda diyelim birisi işte yeni Müslüman oldu veya Müslümanım diye hı hı. geldi ve namaz kılıyor. Şimdi namaz kılarken mesela e, tek bir e, almadan namaza başladığını varsayalım. Hı hı. E Hazreti Ömer bakıp ya bu da böyle yorumlamış. Hı hı. Der miydi acaba? Evet. Çünkü üzerine icma olan bir mevzu. Değil mi yani ifta tekbir ee, olmadan tabii. bir şey olur mu? Tabii. Veya işte e, namaz kılıyor ama Fatiha okumuyor mesela. Evet. Yani şimdi evet. orada Hazreti Ömer bunun yorumu da böyleymiş. Ne yapayım? Tabii. Der miydi yani evet. Hazreti Ebu evet. Bekir? Evet. Peygamberimiz ama... Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı tatbikatları söz konusu. Tabi mesela bir de bu teravih namazı meselesi var. Hani burada namazdan bahsederken şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiram bu teravih, nafile bir namaz tek tek kılıyorlar. Biliyorsunuz nafile namazın tek tek kılınabileceği gibi cemaatle de kılınabilir. Yani bazı alimlerimize göre nafile namazın cemaatle kılınması caiz. Ve Hazreti Ömer e, işte bakıyor ki insanlar dağınık bir şekilde bu teravih namazını kılıyorlar. Diyor ki bunu cemaatle kılalım. Daha düzenli bir halde. Ve sahabe-i kiram da buna itiraz etmiyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer gibi bir büyük müştehidin e, içtihadı sahabe tarafından icma e, edilmiş oluyor üzerinde. Sahabenin icmaıyla bu tatbikat başlamış oluyor. Evet. Evet. Şimdi tabi bazı insanlar hani e, nafile bir namazın cemaatle kılınmasının caiz olduğunu bilmiyor. Diyor ki ya bu bidat işte teravih namazı peygamberimiz de tek başına kılmış bu cemaatle kılınması bidat. Halbuki nafile namazlar cemaatle kılınabilir. Yani çünkü e, bunu bu şekilde kabul eden eee var, e, alimler var ve Hazreti Ömer de nafile namazın cemaatle kılınabileceği görüşünde ve sahabe-i kiram da bunu icma ile onaylamış. Ha bütün sahabe bütün olmuş yani sahabenin ittifak ettiği bir evet. konuda yani birilen birilerinin tutup e, bidat kelimesini kullanarak evet. e, onun e, hakkında bu şekilde konuşması cehalet değilse şayet. Evet. Hakikaten yani e, daha farklı bir şey işte yani. her Ramazan'da böyle insanlar çıkıyor. İşte teravih hakkında böyle bilir bilmez e, cehaletlerini yani ortaya koyacak şekilde böyle laflar ediyorlar yani. Ya bu Hazreti Ömer gibi yani peygamberimizin en önde gelen sahabelerinden ve müştehit olan bir sahabe tarafından, fakih olan bir sahabe tarafından yapılan bir uygulama ve diğer sahabede hepsi bu konuda icma etmişler. Yani tutup da işte ya Ömer bunu nereden çıkardın, bu yanlış bir uygulamadır, nafile namaz cemaatle kılınmaz dememişler. Yani isteyen gelsin hep beraber bunu beraber tabii kılalım e, demiştim. Tabii incelik tabii çok çok önemli. Eğer Peygamber Efendimiz e, teravih namazını cemaatle kılsaydı ve kıldırsaydı farz e, O yani. zaman değil mi? Tabi farz olacak. Yani diyor. o zaman <laughs> e, ümmet diyecekti evet. ki bu farz. Evet. Şimdi öyle olunca bu sefer e, işte şeyle alakalı onun nafile namazı olma hususiyeti araya kaynayacak ve evet. ...biraz belki Beni İsrail'in... ...başına gelen... Evet. ...değil mi? Belli ölçüde tahakkuk edecek. Evet. evet. Zaten, zaten ki evet. hani... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... Yani ...birçok mevzuda eğer ümmetime... ...zor gelmeyeceğini bilseydim... ...şunu yapın derdim, bunu yapın derdim diye... ...açık açık beyan ediyor zaten yani. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...ümmetine karşı bir merhameti var. Hani demiştik ya... ...aşık, maşuk, aşk yani... şeysi, yani... E, ...ümmetine karşı böyle bir merhameti var... Yani ümmetine çok yük yüklenip de bunun altında ezilmesinler diye özel bir gayret e, gösteriyor. E, i̇şte bazı şeyleri hani onlara emretmiyor ki aslında yapılması gerektiğini düşünüyor. Ama emretmiyor ki farz olmasın e, üzerlerine diye. Ama onları tavsiye ediyor. Tavsiye seviyesinde tutuyor. O da sünnet e, dediğimiz şey. E, ki onların mutlak surette tatbik edilmesi gerekiyor. İşte bazılarının sünnete bakışı. Ee, mesela bazı böyle yeni yetme e, böyle az buçuk bir şeyler öğrenmiş insanlar oluyor. Mesela bir şey yani bir e, ibadet bir şey söylüyorum. Ya, Hocam, o sünnet diyor. Yani diyorum mutlaka yapılması gerekir değil mi? Evet yani sünneti istifaf eden yani basit gören bir yaklaşım var. Yani sadece farzlarla yetinelim gibi hatta şu örneği kullanıyorlar. Malum bir bedevi geliyor Peygamberimize. Diyor ki Muhammed kimdir? İşte diyor ki benim. Sen diyor beş vakit namazı mı emrediyorsun? Evet. Zekatı mı emrediyorsun? Evet. Oruç? Evet. Hac? Evet. Ben diyor bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet. Vallahi diyor ne fazla ne eksik yapacağım. Hadi eyvallah. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki işte cennetlik birisini görmek istiyorsanız sözüne durursa bu adama bakın. Şimdi bunlar diyorlar ki bak diyorlar Bedevi böyle dedi cennetlik işte biz de aynı onun gibi yapacağız. Ben de diyorum ya siz niye bir tane çölden gelmiş Bedevi'yi örnek alıyorsunuz? Hz. Ebu Bekir'i örnek alın, Hz. Ömer'i örnek alın, Hz. Aişe'yi örnek alın. Yani sahabenin önde gelen e, temsilcileri varken gariban bir tane Bedevi zar zor çölden çıkmış gelmiş, çok da fazla vakti yok. Hemen orada bir beş dakika bir görüşme yapıp bir şeyler öğrenip aynen geriye dönüyor. Sen niye gidip de o Bedevi'yi örnek alıyorsun? Hani biraz önce size de bahsettiniz ya sahabenin tabakaları var. Yani bir böyle Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi uzun yıllar peygamberimizle beraber kalmış, yanında bütün şeyi uygulamayı özümsemiş, Hakka yakin insanlar var. Bir de böyle kısa bir vakit içerisinde ne öğrendiyse onunla kalan insanlar var. Dolayısıyla yani biz sahabe-i kiramı örnek alırken Kibaru sahabe dediğimiz o büyük sahabeleri örnek almamız lazım ve ee, sünnetleri de ciddi alarak hani tatbik etmemiz e, lazım. E, bu bu konuda da tabii Sahabe i Kiram bize gayet e, bir güzel bir örnek e, teşkil ediyor. Yani onlar Peygamberimiz Arşepesimiz Sünneti neyse bunu tatbik ediyorlar. Şimdi geçenlerde İmam Rabbani'den bir şey okuyordum. Diyor ki benim bundan sonra hayatta arzu ettiğim hiçbir hedefim kalmadı. Tek hedefim ee, ...tatbik etmediğim bir sünnet varsa... ...onu keşfedip tatbik etmek. Evet. Çünkü ahir zamanda bir sünneti tatbik etmeye... ...yüz şehit e, sevabı var. Yani acaba ben hayatımda hangi sünneti tatbik etmiyorum... ...deyip... ...hani onu e, tatbik etmeye nasıl başlayabilirim? Ee, yaklaşımı ki... ...bu sahabe-i kiramdan... ...yani bizim tevarüs ettiğimiz... E, ...bir şey. Yani onlar... E, ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...hani sünnetine, hadislere... E, ...bakarken... Böyle e, işte asgari e, ne tatbik edebiliriz şeklinde bu, değil o, de bu, azami evet. olarak yani nasıl örnek alabiliriz, nasıl tatbik edebiliriz ona bakıyorlar. Yani ya bu farz mı, vacip mi, sünnet mi değil yani peygamber yapıyorsa biz de bunu yapmamız lazım. Tabii evet. İmam Rabbani'nin e, e, ifadesi çok iddialı tabi Nasıl iddialı? E, bir defa bilinen bütün e, sünnetleri yapıyorum. Yok öyle değil yani bilmediğim varsa diye. Hayır bak Hı. bildiklerimi zaten yapıyorum. Heh, evet. Bilinenleri zaten yapıyorum. Tabii, tabii tabii bilip de yapmadığım yok diye. Yok. Evet. İddialı dediğim taraf orası. Evet evet. Bilim bilip de yapmadığım yok. Evet. Ama e, bilinmeyen bir şekilde araya Unuttuğum... kaynamış, unutulmuş Heh, hatta evet. unutulmuş ümmetin de e, yani bir yerlerde tabii mutlaka evet, yapanlar evet. vardır ama veya gözümden evet, kaçmış. Ha en azından çevremizde bulunan insanların gözünden kaçtığı veya bizim içinde yaşadığımız dönemde ihmal edilmiş bir sünnet kaldıysa şayet onu bulup ihya etmek. Tabi gerçekten çok çok iddialı evet. bir şey. Yani o onu tak, biz, benim yani İmam Rabbani'yi takdir etmek haddime değil ama hakikaten evet. çok esaslı bir şey tabi. Evet. İşte tabi orada inşa sürecinde sahabe-i kiram sünnete nasıl itina göstermişse ve sünnetler konusunda taviz vermemişse ihya sürecinde de aynısının yapılması lazım ki yani İslam medeniyeti aynı ruhla yeniden inşa olabilsin.